Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Biliyorsunuz her hafta salı günleri farklı bir konu ve konukla İçerTV ve SanTV'de sizlerle birlikte oluyoruz. Programımızın adı Vizyoner, biliyorsunuz. Bu hafta yine kıymetli bir konuğumuz var. Aynı zamanda genç ve dinamik bir konuğumuz. Teşekkür ederim. Akip, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birlik Başkanı seçilen Çiçeği Burnu'nda Başkanımız Veysel Memiş. Veysel Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerle burada beraber olmaktan dolayı onur duydum. Çok teşekkürler davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizim İçerTV ve SanTV dışında ayrıca 5 adet de radyo var Tepe Grup bünyesinde. Bunlarla birlikte kamuoyuna doğru, objektif haberler, programlar sunmaya gayret ediyoruz. Şüphesiz. Sağ olun. Şimdi sevgili başkanım, bu ilk bölümde önce sizi biraz tanıyalım. Mersin kamuoyu tabii sizi tanıyor ama bu yeni görevleriniz var, üste aldınız. Özellikle hem birlik başkanlığı var, ayrıca bir de sizin bir fahri konsolosluğunuz da var değil mi? Evet, Belçika. Belçika fahri konsolosluğu var. Onu da birazdan konuşacağız. İlk olarak biraz kendinizi tanıtır mısınız? Veysel Memiş kimdir? Eğitim hayatınız, aileniz ve hobileriniz. Evet, ben 1986 yılı Muş doğumluyum. 89 yılından beri Mersin'deyiz. Ailemiz, bir aile şirketimiz var. Gıda ve lojistik üzerine. Ben de orada şirketin genel müdürü olarak görev yapıyorum. İlk orta ve lise yıllarımı Mersin'de geçirdim. Sonra üniversiteyi İstanbul'da okudum. Akabinde bir yurt dışında bir eğitim fırsatımız oldu. Eğitim aldık. Yine yöneticilik üzerine Londra'da. Hı hı. 2009 yılından beri de Mersin'de aktif olarak iş hayatıma devam ediyorum. Tabii biz küçüklüğümüzden beri hani işin içerisinde olan insanlarız. Ailemiz sağ olsun her zaman yanımızda oldu, destek verdi. Hep bakliyatın ve gıdanın içerisinde olduk. Tabii bu da benim iş hayatımda da ciddi etkisi oldu. Yani işi daha rahat görebilme adına, daha çalışabilme adına, daha verimli olma adına küçük yaştan beri iş hayatında olmak bence çok faydalı. Şu an ikinci üniversitemi okuyorum. Yine Uluslararası Ticaret ve Lojistik üzerine İstanbul Üniversitesi'nde. Eğitim her zaman önemli diyoruz. Siz de bir yerde eğitimcisiniz. Evet. O yüzden biz de kendimizi geliştirmek adına sürekli eğitimlerimizi almak istiyoruz, devam ediyoruz. Yani böyle bu şekilde. Evet. Peki sevgili Veysel Başkanım, babanız Şerafettin Bey değil mi? Evet, Şerafettin. Ona buradan sevgi ve selamlarımızı çok iletelim. Sağ ol. Gerçekten ben onu bir yerine kutlamak istiyorum. Çünkü çoğu zaman aile şirketlerini incelediğimiz zaman babalar birazcık daha statükocu ve böyle çok fazla yetki devretmeye yatkın olmuyorlar. Ama sizde sanıyorum bunun tersi olmuş. Genç yaşta size güvenmiş ve devretmiş. Ve siz de gayet güzel başarıyla bunu götürüyorsunuz. Sadece babam değil, tüm ailem aynı şekilde destekçim oldu. Allah razı olsun hepsinden. Evet, sağ olsunlar. Biz de onlara layık olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bir de sevgili başkanım, bir şey sormak istiyorum. Böyle sanki Mersin'de tabii biliyorsunuz bakliyatta uluslararası düzeyde çok önemli bir şehir Mersin ve Muşluların bir ağırlığı var. Nedir bunun sırrı? Yani şimdi aslında bazı sektörlerde böyle hem ailesel anlamda hem de yöresel anlamda bir yerde başlangıç vesile oluyor. Sonra tüm aileler, işte ailenin bireyleri ya da bir yörenin bireyleri dahil oluyor. Bizim sektörümüzde tabii biz 80'li yıllarından beri Mersin'de bakliyat işi yapıyor bizim ailemizin içerisindeki tüm üyeler. Biz de o dönemde bu şekilde gelmişiz. Tabii o dönemin biz aile olarak yani 100 yılı aşkındır ticaret yapıyoruz. Yani ailenin tamamı tüccardır bizde. Yani memur çok bulamazsınız. Tabii biraz da ailenin genlerinden gelen bir şey. Biz gıda tüccarıydık. Bundan önce de Muş'ta ikamet ettiğimiz dönemde. O dönemde de yine Mersin'e, o dönem nohut da çok fazla çıkıyor. Muş yöresinde de çok fazla var. Mersin'e de nohut da gönderiliyormuş. O şekilde bir süreç başladı. Ailenin diğer bireyleri de Mersin'de olunca öyle bir güzel başlangıç oldu diyelim. Tabii bu çok güzel bir şey. Aslında mesela biliyorsunuz mesela inşaat sektöründe işte Karadenizler etkindir. İşte mesela Mersin'e baktığımızda bizim hemşehrilerimiz Diyarbakırlılar inşaat sektöründe bayağı çalışıyorlar. Yani nakliyeci sektöründe işte Cizre, Şırnak değil mi? O hemşehrilerimiz. Yani yine benzer bir durum benzer burada bir durum da var yani. Evet. Ne güzel. Kutluyorum yani Muşlara. Teşekkür helal olsun ederiz. Diyorum gerçekten. Sağ olun. Allah razı olsun.
Evet, sevgili başkanım, siz bir de 2014'te 2015 yılında Tatlok firması olarak performansınızdan ötürü yılın genç iş adamı ödüllerini almışsınız. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii, ben biz 2011 yılında lojistik üzerine bir yatırım kararı almıştık. 2012 Mayıs ayında ilk projemizi bitirdik. Tatlok markasıyla gümrüklü antrepo işletmeciliğine başladık. Tabii bizim o zamanki bakışımız, vizyonumuz farklıydı. Normal yani mevcut depoculuk faaliyetlerinin daha güncel halini, daha teknolojik altyapısı olan bir süreci başlatmıştık. Kısa sürede ciddi başarılar elde edebildik. Yani müşteri portföyümüzü hem genişletmekle hem de normalde Mersin'de faaliyet göstermeyen bazı firmaları Mersin'e getirme fırsatı bulduk. Yani altyapımız uygundu. Bu süreçlerden dolayı layık görmüşler. Teşekkür ediyoruz ödül verenlere de. Sürecimiz bizim tamamıyla modern, hijyenik altyapısı olan ve teknolojik altyapısı olan bir depolama tesisiydi. Normalde örnek veriyorum, bir deponun maliyeti 1 liraysa biz 2 lira verip bu işe başladık. Bunun da meyvesini hala alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz inşallah. Tabii bundan sonra, bu süreçten sonraki tüm yatırımlarımız da, depolama üzerine olan yatırımlarımız da yine aynı vizyonla, aynı standartla devam ettirdik. Yeni aldığımız satın almaları olan, satın alma yaptığımız yeni alanları da aynı standartlara getiriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tebrikler. Başkanım, iş hayatıyla ilgili biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle sizin tabii hakim olduğunuz bir konu var, bakliyat konusu. Evet. Bakliyat deyince hangi tür ürünleri anlıyoruz biz ve bir de bakliyatın insan sağlığına yararı nelerdir? Şimdi bakliyat sektörü tabii bizde kendi alanımızda firma olarak 5 ana ürünümüz var. İşte pirinç, bulgur, bunlar aslında bakliyata girmiyor, hubat olarak geçiyor. Evet. Bakliyatta da tabii kırmızı mercimek ürünü çok tüketildiği için onu söylüyorum. Normalde yeşil mercimek, sarı mercimek de var. Nohut ve fasulye. Bizim ana 5 ürünümüz bunlardır. Bakliyat şimdi hem damak zevkine uyar hem de sağlığıyla ön planda olan bir ürünüz. Tabii burada biraz da şöyle bir durum da var. Hani dünyada bakliyatı nasıl tüketilir, hangi ülkeler daha fazla tüketilir diye baktığımızda bitkisel proteini yüksek olduğu için ete alternatif ürün olarak ön plana çıkıyor. Özellikle biliyorsunuz Hindistan'da et tüketimi çok azdır. Evet. O bölgede bakliyat tüketimi de çok fazladır. Çünkü protein açısından da yüksek olduğu için. İçinde bulundurduğu lif miktarından dolayı tokluk özelliği hissi de verir. Tabii onun dışında iyi bir demir deposudur. Kalbi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor. Yani bakliyatın hem insan sağlığına faydası var. Bir de bunun dışında da toprağa da çok faydası var. Toprağa nasıl faydası var? Ekim yapılan yerlerde toprağa verdiği azottan kaynaklı toprağı besliyor. Bir sonraki dönem ekilen üründe daha verimliliği de arttırıyor. Dolayısıyla biz mesela bakliyatın özellikle Nadas alanlarında ekilmesi konusunda ciddi taleplerimiz var. Bu da başladı. Nohutla başlamıştı. Nohutta bir dönem ithalatçı durumundaydık. Şimdi dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı durumuna geldik. Çok iyi. O yönden de bizim de sağ olsun hükümetimiz de arkamızda desteğiyle devam ediyor. Bakliyat üretiminin artılması noktasında daha kat edeceğimiz çok yol var. Buna da ihtiyacımız var. Umarım gelecekte verilecek teşviklerle bu Nadas alanlarının tekrar daha fazla bakliyata ayrılmasıyla çok daha iyi bir ihracatçı olacağız. Yani tüm ürünler için söylüyorum. İnşallah. Evet, Veysel Başkanım, bakliyat üretimi olmamasına rağmen Mersin'i dünya bakliyat ticaretinde öne çıkaran faktörler nelerdir? Neden Mersin bu kadar ünlü oldu? Feridun Bey, aslında bakliyat üretimi yok diye bir şey yok. Bizim, çok az yani aslında 1.2 milyon ton. Aslında çok az değil. Yani şey değil mi?
bakliyatta. Türkiye'de. Ben tabii. Mersin kastettim hani. Mersin kastettim. Mersin burada Feridun Bey biliyorsunuz limanımız Mersin'i her zaman ön plana çıkartan. Doğru. Mersin'de sanayiciyi birleştiren birçok ilimizden göçün Mersin'e gelmesine en büyük sebeplerden birisi de Mersin limanı. Geçmiş dönemde de ihracat sürekli bu bölgeden yapılıyordu. Anadolu'nun ihracat kapısı diyebiliriz. Dolayısıyla Mersin'de sanayi de gelişti. Artık aslında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli bakliyat sanayisinin olduğu illerinden birisi. Kapasite anlamları da bir numara diyebilirim. Evet. Evet. Sağlıklı bir gıda olarak bakliyatı kabul ediyoruz. Bitkisel protein açısından çok zengin ve bahsettiğiniz bir sürü faydası var. Evet. Aslında biz bakliyat tüketiminin daha da artması için dünya çapında Türkiye'de bu bilinen bir ürün, Orta Doğu'da bilinen bir ürün ama mesela Amerika'da ve Avrupa pazarında tüketim biraz daha az diye biliyorum ben. Bu konuda tanıtımla ilgili neler yapılıyor ve de siz bu yeni dönemde birlik başkanı olduktan sonra bir takım yeni projeleriniz var mı? Şimdi dünyada belli bölgelerde bakliyatın bazı ürünlerini tüketimi halihazırda devam ediyor. Biz de bunun tanıtımıyla alakalı süreçlerimiz de devam ediyor. Bundan önce tanıtım birliğimiz vardı, İlaççılar Birliği'nde. O bir dönem sonra sürecine ara verildi. Şimdi yapacağımız işte fuarlardaki faaliyetlerle bu bölgenin işte ikili görüşme fırsatları oluşturarak ihracatımızı ve bölgede tanıtımı arttırmak istiyoruz. Özellikle bulgur alanında ciddi çalışmalarımız olacak. Çünkü biliyorsunuz bulgurumuz Anadolu'nun mirası, ülkemizin de dünyada bulgur adıyla tanınan nadir ürünlerinden birisidir. Ben şey derim yani İtalya'nın nasıl makarnası varsa Türkiye'nin de bulguru var. Evet. Bulgura ciddi anlamda sahip çıkmamız lazım. Son derece lezzetli, doyurucu ve kolay pişirme olan bir ürün. Aynı zamanda pirinç de işte nasıl pilavımızı yapıyorsak bulgur da hani pilav olarak dünyaya tanıtmak, tüketimini arttırmak istiyoruz. Lezzetiyle Türk mutfağını dünyada birçok ülkede tanıştırmak istiyoruz. Bunda da çok ciddi başarılar elde ettik. Son 5 yıl içerisinde bizim ihracat oranlarımız da arttı bulgurda. Hiç ihracat yapmadığımız ülkelere ihracat yapma fırsatı bulduk. İşte Rusya'dan Haiti'ye kadar gönderebiliyoruz. Yani bu bizim için özel bir şey. Bunu da tanıtmak için de sürecimizi hızlandırarak devam ettirmek istiyoruz. Evet, bir de konu gelmişken özellikle bu organik üretim konusunda bakliyat veya hubbat grubunda özel bir takım çalışmalar var mıdır? Veya siz genelde organik ürüne nasıl bakıyorsunuz? İstikbali var mıdır pazar açısından? Şimdi organik ürünler son yıllarda daha da popüler oldu. Özellikle COVID, işte pandemi döneminde sağlıklı gıdalara ihtiyaç, bakış açısı biraz daha ciddileşti. Organik ürünler de o dönemden beri daha da artarak gidiyor. Tabii fiyatları biraz 1'e 2 oranda neredeyse pahalı. Ama bunu tercih eden tüketicilerimiz de var. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında özellikle Avrupa'da ciddi anlamda organik pazarı artıyor. Bunun üretim süreci kolay değil. O yüzden fiyat tarifesini düşürmek de hani bir yerde kolay olmuyor. Organik pazarı bence sağlıklı tüketimle alakalı düşünceler devam edeceği için organik pazarda artacağını öngörüyoruz. Evet. Tabii bakliyatta alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bakliyat ürünlerin fiyatlarıyla alakalı, çünkü fiyatları biraz konuştuk. Şu an temel gıdada en uygun fiyatı olan ürün bana göre bakliyat. Neden bakliyat? Şimdi 1 kilo bulguru pişirdiğiniz zaman yaklaşık 18 porsiyon pilav çıkıyor. Yani 1 kilo bulgur diyelim ki piyasada 15-20 lira arasında bir fiyat tarifesi var. Yani 20 porsiyon, 18 porsiyon az bir şey değil. Yani insan doyuruyor. Ve doyuruyor da. Yani şimdi çok bereketli. Hem sağlıklı hem bereketli. Fiyatı uygun. Yani bakliyat tüketimi bu yüzden dünyada artarak devam ediyor. Yani eskisi gibi değil. Hem ekim alanları artıyor, hem tüketim alanları artıyor.
Nohutun birçok alanda kullanabilme özelliği olması, mesela humus dünyada tüketimi ciddi anlamda artan bir kalem al, bir lezzet diyelim. İşte falafel aynı şekilde dünyada artık bunu sadece Orta Doğu ülkeleri değil, yani Avrupa'da, Amerika'da da tüketimleri artıyor. Kullanım alanları mesela bulgurla alakalı, biz ilk Rusya'ya ihracat yapmadan önce 77 çeşit tarif gönderdik. Yani bulgurun tatlısı da var, işte efendime söyleyeyim salatası da var, normal pilavı da var. Yani çeşit de çok, yani tamam, kullanım alanında da çok geniş. O yüzden bu bakliyatın bereketinin altını çizmek lazım, istedim yani. Hatta belki tabii siz çok gençsiniz ama mesela bizim çocukluk yıllarımızda vardı, belki şimdi halen vardır. Sokaklarda mesela nohut satılırdı, pişmiş nohut. Evet. Ona işte tuz, biber falan katarak yersin sıcak sıcak ve çok güzel olurdu yani. Yani işte mesela Gaziantep ilimizde nohut dürüm mesela çok meşhur. Öyle mi? Evet. Devam ediyorum. Evet. Yani bölgesel yerlerde yine aynı lezzetler devam ediyor. Devam ediyorum. Ben tabii şimdi Muş deyince aklıma ilk olarak, ben şimdi epeyce önce 85-90 arasında Ankara'da British Petrol'e satış müdürlüğü yaptım. O zaman bizim iletişim içinde olduğumuz bir Ankara'da emniyet müdür yardımcısı vardı, Necmettin Dede. Evet. Daha sonra Muş'ta belediye başkanlığı yaptığını öğrendim. Doğrudur. O evet. Mesela hep anlatırdı, dedi ki annem bize şey yapar derdi, dövme çorbası yapar derdi. Evet. Yani dövme ve işte ayran içinde falan, o lezzeti oturup yemek yerdik ama o hala o lezzeti hatırlardı. Aslında baktığınızda mesela yaz aylarında tüketimi çok kolay olan bir şey değil mi? Ayran içerisinde dövme mesela. Gayet güzel bir tabii, lezzet, rahatlatıcı. Yani birçok farklı çeşitle farklı lezzetleri bulabiliyorsunuz. Evet. Ülkemizde de geleneksel mutfağımızda da çok popüler bir ürün mü bakliyat. Aslında yeni mutfaklarda da ben görüyorum böyle artık işte maş fasulyeli salatalar, işte efendim söyleyeyim hani. Evet. Evet. Bunları böyle artık kinoalı, bakliyatın içerisinde artık bu superfood dediğimiz ürünler de var. Onlar da yine kinoası, çiyası, onlar da tüketimi artıyor şu anda. Evet. Hatta bu sabahları yapılan yemek programları var. Belki onların bir tanesini sadece bakliyata ayırsak, her gün bir çeşit alsak bitmez değil mi? Tabii kesinlikle. Evet sevgili başkanım, Mersin uzun yıllar yurt içinden ve yurt dışından göç alan bir kent. Nedeni de sizin anlattığınız gibi liman başta olmak üzere serbest bölgemiz var. İşte iklimi güzel, ekonomik yaşanılan bir şehir. Göç konusunda ben biraz görüşlerinizi sormak istiyorum. Yani bir kente göç bir külfet midir, bir nimet midir? Mesela Mersin'e baktığımızda nüfusun %60'ı Güneydoğu'dan gelen insanlardan oluşuyor. Ben Diyarbakırlıyım, siz Muşlusunuz, öbür arkadaşımız Urfalı. Yani Mersin çok güzel, heterojen bir yapıya sahip. Göçe genel bakış açınız nasıldır? Yurt içi ve yurt dışı göçler. Şimdi burada tabii göç benim için önemli. Çünkü ne açıdan? Sürekli üretim artıyor, iş artıyor. Bir tarafta da bunun da şehrin altyapısı da buna uygun olmalı. Yani mesela İstanbul'a göç artık gelmesin diye hani bazen kısıtlamalar oluyor, müdahaleler oluyor. Bizim şehrimiz şu an o durumda olmasa bile Mersin'imiz aldığı göçlerle zenginleşti. Aldığı göçlerle üretimi arttı. Sanayisi gelişti. Bu bence bir çok kıymetli. Yani ben bu konuda daha pozitif yaklaşıyorum. Burada şehrin tabii bir 10 yıllık planında, 20 yıllık planında aslında ben şunu da öngörüyorum. Diyorum ki Mersin'imiz çok kıymetli. Mersin'imiz daha da büyüyecek. Mersin'imiz jeopolitik konum açısından dünyada birçok şehirden daha ön plana çıkan kesinlikle bir yerde. Dolayısıyla ben ilerleyen dönemlerde daha fazla göç alacağını öngörüyorum. Tamam. Bizim Mersin'imiz için ne yapmamız lazım şu aşamada? Buna göre altyapıyı oluşturmamız lazım. Ki ileride daha rahat hani bu göçleri kabul edebilirim. Evet. Peki bu arada hemen imar planlarına gelmişken konu, Mersin'deki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın çalışmalarını, vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar bu konuda gerçekten bu geleceğe dönük altyapı konusunda gerekli adımları atıyorlar mı sizce? Yani ben tabii duyduklarımla hani bir şey söylemek istediğim birkaç bir şey var. Yani büyükşehir belediye başkanımız bu konuda elinden geldiğini yaptığını görüyoruz, duyuyoruz da aynı zamanda. Tabii süreç biraz yavaş ilerlemiş bu zamana kadar. Bu maalesef bizim sürekli yaşadığımız bir konu. Evet. Mersin'de birçok alanda sürekli biraz yavaş ilerleme durumu söz konusu.
Bunu bir yerde hızlandırabilirsek çok daha iyi olur. Şehrin ileri gelenleri bu konuda bence ellerinden geleni yapıyorlardır. Yapmaları da gerekir. Umarım kısa vadede bu şehrin tüm planları, altyapısı çözülür ki biz de daha rahat edelim. Peki yabancı göçü nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Suriyeliler, Ruslar bayağı bir akın etmeye başladı Mersin'e. Evet. Buna sevinelim mi yoksa bir takım tedbirler aldıktan sonra mı sevinelim? Bence tedbirler aldıktan sonra sevinmemiz lazım. Çünkü yabancı göç bizim için, yani ben hiçbir zaman işte şu efendime söyleyeyim Güneydoğulu, bu Suriyeli, tabii, işte bu şuralı, buralı. Yani bu konuya çok sıcak bakmıyorum. Hani insan olarak bakıyoruz biz olaya. Evet. Bu insanlar burayı Mersin'i tercih ediyorlarsa biz de kapımızın açık ama buna göre de tedbirli olmamız gerekir. Evet, eğer tedbirimiz olmazsa bu sefer Mersin halkı rahatsız olur. Tabii. Yani bunun kim tedbirini alacak? Yani biz sanayiciler mi? Hayır. Yani devletimiz, yerel yönetimler bu konuda tedbirlerini alacaklar. Biz de bizim üzerime düşen bir şey varsa da hani her zaman tabii destekçisiyiz. Ama ben hani göçten yana bir tedirginliğim yok. Eğer evet, biz buna bir altyapısı sağlam alınmadıysa bunda endişelenme durumumuz olabilir yani. Evet, o kadar yani evet. Nitekim yani şu an mesela Amerika'da işte 52 millet var diyoruz değil mi? Aşağı yukarı 51-52 tane de eyalet var. Sonuçta iyi bir yönetim sistemi kurmuş, barış içinde yaşıyorlar. Bir sorun yok değil mi? Tabii kesinlikle. Yani burada da bizim de tabii Suriye'deki konu biraz daha farklı. Hani belli bir maalesef kötü bir hadisenin arkasında hani Mersin'imize geldiler. O farklı değerlendirilmesi gereken bir konu. Ama mesela Rusya'dan buraya geliyorlar. İşte efendime söyleyeyim Belçika'dan buraya geliyor insanlar. Evet, Almanlar geliyor. Şimdi bunlar için bizim belli bir altyapımız olması lazım. Az önce bahsettiğim konu yine aslında burada da geçerli. Mersin'imiz ister istemez göç alacak. Evet. Daha da büyüyecek. Evet. Çünkü bizim konumuz çok değerli. Evet. Mersin'imiz çok değerli. Tabii. İklimimiz çok kıymetli. Evet. Yani kaç kilometre sahil yolu? 325. 325 kilometre sahil yolu bir şehirde. Hangi, kaç tane ilimizde var? Eski valimiz Ali İhsan Su kulakları çınlasın. O öyle diyordu. Şey, Doğu Akdeniz'in incisi diyordu. Özdemir Çakacak valimiz öyle söylüyordu. Tabii. Gerçekten inci yani. Kesinlikle. Yani Doğu Akdeniz'in incisi çok kıymetli, çok iyi sahip çıkmamız lazım. Lazım. Evet. Zaten böyle sizin gibi gençleri gördükçe bizim de moralimiz yükseliyor. Diyoruz ki bizden sonraki kuşak sahip çıkacak diyoruz. Ne mutlu size. Biz üzerimize düşen görevi evet, yapmakla mükellefiz. Evet. Biz, çünkü bundan önceki şehrimizin büyükleri yapmadı diye eğer hayıflanıyorsak yarın da bizim için söyleyecekler. Biz birey olarak, bu şehrin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. Elimizden gelen ne varsa Mersin için yapmamız lazım. Evet. Mersin'imiz çok kıymetli, sahip çıkacağız. Kesinlikle. Evet sevgili Veysel Başkanım, şimdi bu Covid meselesi dünyayı ve Türkiye'yi çok etkiledi. Evet. Ve bu dönemde ayrıca tarım ve gıda ürünlerinin de stratejik önemi olduğu ortaya çıktı. Bu konuda siz bulunduğunuz sektör ve şu anki yeni göreviniz nedeniyle yeni bir takım hamleler yapmak, üretimi arttırmak, üretimi çeşitlendirmek konusunda bazı çalışmalarınız var mı? Birlik olarak. Şimdi birlik olarak da az önce bahsettiğim hani biz Türkiye'de özellikle neye ithal ediyoruz? İşte efendime söyleyeyim biz yem ana ham maddelerin çok ithalatımız var. Evet. Şimdi yem ürünleri eğer fazla olursa ne olur? Yem fiyatları düşer. Bu tabii da et, balık, süt ürünleri fiyatların düşmesine yansır. İşte bakliyat ürünleri, hububat ürünleri çok fazla olursa yine temel gıdamızda. Yağlı tohumla da çok önemli değil mi? Mesela ayçiçeği çok ithal ediyoruz. Tabii şimdi ayçiçeği bizim yağımızın ciddi bir yani tam rakam hani söylemeyeyim de ciddi anlamda bir ithalatımız var ham yağ olarak. Evet. Bunu Türkiye'de rafine ediyoruz. Hem iç piyasamızda hem de tekrar yurt dışına ihraç edilmek üzerine faaliyetlerimiz var. Yani ülkemizin yine bahsettiğim coğrafi konumundan dolayı. Tabii biz bunu çekirdek haline de getirsek bunu yine yağını alıp İşte küspesini de yeni yem ürünlerinde de kullanabiliyoruz. Tabii. Yani yan ürünlerin artırılmasına yönelik yani yağlı tohumlar önemli bizim için. Bunun ekim alanları artarsa bizim için çok kıymetli.
hem yurt içindeki yen fiyatlarını düşürmekle alakalı, evet, hem de Türkiye'deki üretimle alakalı, hem ihracat anlamında tam anlamıyla bir destek olacak. Destek olacak. Evet. Tabii bakliyat ürünleri de bizim için az önce bahsettiğim konulardan kaynaklı üretimin artması için bizim için çok kıymetli. Şimdi bu bir yerde kombine bir iş. Şimdi biz diyoruz ki nadas alanlarına bakliyatı ekelim. Ektik. Bir sonraki sene ne yapıyoruz? Aynı yere yağlı tohumu ekiyoruz. Mesela hem yağlı tohumun verimi artıyor. Evet, çok hem iyi. Bakliyat bir sene yağlı tohum. Yani bu bir yerde döngü. Yani şimdi her tarlaya aynı sene aynı ürünü ekemezsiniz. Tabii. Yani bu iş bu şekilde kombine bir hizmetle üretimimizi arttırmamız lazım. Ekilecek bir metrekare alan varsa ekmek lazım. Peki bu Nadas'ta arazilere bakliyat ekilmesiyle ilgili öneriniz karşılık buldu mu? Tabii. Nohutla başladı. Daha da artarak devam edecek. Geçen mesela yine bitkisel üretim genel müdürümüzle görüşmemizde hesap ettik. Yani Nadas alanlarının tamamı ekilse 2 milyon ton civarında bir bakliyat üretimi söz konusu. Şimdi 1 milyon ton hali hazırda var. 2'yi de ekledik. 3 milyon ton ediyor. Yani burada bizim için nereden ama baksanız 1,5 milyon ton hatta 2 milyon tona yakın bir ihracat alanı çıkıyor. Çok iyi, süper. İyi proje. İnşallah daha da gelişerek devam eder. Biz de bununla alakalı şimdi burada her şey birbirine zincir Ferdun Bey. Hı hı. Malı ürettik. Bunu işleyecek sanayi lazım. Kesinlikle. Sanayi oluşturduk. İhracat edilecek alan lazım. Lojistik. Ve de bunu götürecek konteynerdir, tır olması lazım. Evet. Yani sadece üretmek de olmuyor. Bu işin tamamını biz hani ele alarak gidiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da tüm sürecin yetkilileriyle beraber yapıyoruz. Evet, çok iyi. Sevgili başkanım, bir de biliyorsunuz Mersin'de güzel gelişmeler var. Bir tanesi de TÜİOSEB, yani Tarım Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Evet. Bu tür organize sanayi bölgelerini, yani ihtisas organize sanayi bölgelerini bir kent ve bölge ve ülke için nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bölgemizde şu an aktif olan organize sanayi bölgelerimiz dışında yapım aşamasında olan 5 tane organize sanayi bölgemiz daha var. Bu ihtiyaçtan kaynaklı ortaya çıkan bir durum. Daha da artacağında bundan sonra da yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yani ben aynı zamanda biliyorsunuz Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde başkan vekiliyim. Şu an biz 3. organizemizi satışını bitirmiştik geçen sene biliyorsunuz. Şu an inşaatların devam ediyor. Bir kısmı üretim faaliyetlerine başladı. Önümüzdeki aylarda da 4. organizemizi faaliyete geçireceğiz. Onunla ilgili satışına başlayacağız. Ciddi anlamda bir talep var organizemize. Bu taleplerin karşılığı bir yerde bir alan oluşturup bu sanayicilerimizi yatırımlarıyla birleştirmemiz gerekiyor. TÜİOSEB tarımsal anlamda tarım ürünleriyle alakalı çok önemli. Gül Hanım'ın başkanlığında yapılıyor. İnşallah en yakın zamanda da süreci bitirirler. İnşallah. İhtiyacı olan birçok yatırımcımız var. Bu süreçte yine bu şekilde tarım yine bölgemizin en önemli sektörlerinden evet, biri. O yüzden olması bence çok gurur verici, evet, güzel olmuş. Evet. Peki genelde Mersin'i Türkiye'de dünyada Ar-Ge ve inovasyon konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak soruyorum, yani siz sektörünüzü kastederek soruyorum. Bu konuda gerekli inovatif yatırımlar ya da işte Ar-Ge çalışmaları yapılıyor mu, yeterince bütçe ayrılıyor mu? Mersin'de tabii bununla ilgili çalışma yapan firmalarımız var. Hani Ar-Ge'sini geliştirmekle alakalı hem gıdacılarda daha çok bilişim firmalarında hani var. Daha çok oluyor bu Ar-Ge işi. Ama bizim Mersin'in özelimizde de var. Dünya ile kıyasladığı zaman aslında çok az. Evet. Bunu daha çok emek vermek lazım. Bu konuda sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı biraz daha bu konuda eğilimlerini arttırabilirler. Daha da faydalı olur muhakkak. Tabii bu da belli bir bütçe istiyor Ferdun Bey. Yani herkes böyle bir işte böyle bütçeyi ayıracak durumu olmuyor.
Genelde hep onu söylüyorlar. Devlet teşvikleri de var mı biliyorsunuz? Bununla ilgili dediğiniz gibi devlet teşvikleri var. Biraz daha yakın evet. durulması gereken bir konu. Anladım. Ve çok daha önemli bir konu. Çünkü sonuçta hani buluş yaptığınızda, patent aldığınızda ya da işte ürünleri çeşitlendirdiğinizde, hizmeti çeşitlendirdiğinizde, inovasyon yaptığınızda aslında öne çıkıyorsunuz ve bunun için de özellikle iş dünyasının mutlaka üniversiteyle işbirliği çok önemli değil mi? Tabii. Siz zaten yani belli alanlarda eğitim gördünüz ve eğitime de sempati duyan bir insansınız. Evet, sürekli görüyorsunuz. Fakat iş dünyası genelde üniversiteye biraz soğuk bakıyor, uzak duruyor üniversiteden. Bu konuda bir tespitiniz var mı hiç? Yani biz mesela üniversitemizle, kendi firmamız konuşuyorum, bir proje gerçekleştirdik. Hatta prototipini de yaptık, bu su kullanımıyla alakalı bir şey. Ve çok faydasını gördük. Bununla ilgili üniversitemizle birçok alanda, birçok projede yapabileceğimizi farkına vardık. Aslında sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın bu konuda daha açık olması lazım. Açık olması lazım. Gördükçe insanın bir yerde meyvesini alınca daha hızlı, daha istekli olabiliyor. Bazen anlatıyorum, aa öyle mi diyor, işte biz aslında bir şeyler yapabiliriz gibisinden. Bu iletişimle alakalı, çok özür diliyorum. Bu iletişimle alakalı bir şey. Yani bir gün bir hocamızla bir sanayicimiz yan yana gelse, biraz hasbihal etseler, belki bir şeyler çıkacak. Kesin biraz çıkacak yani, evet. Bize de düşüyor bu. Hocalarımızla sanayicilerimizi bir araya getirecek bir ortam yapmaya çalışalım ki daha evet. çok olsun. Doğru diyorsunuz. Bizim Mersin iş dünyası demeyelim de Mersin İstişare Kulübü diye bir kulübümüz var. Bu kulüpte öyle aslında mi? Biz evet bir tarafta akademisyenleri, bir tarafta iş dünyasında ki iş insanlarını bir araya getiriyoruz ve gerçekten orada bu bahsetmiş olduğunuz sinerjiyi görüyorum ben. Yani yavaş yavaş kişisel dostluklar oluşmaya başlıyor. İşte üniversite hocası, akademisyen çekilmeden bir randevu alıp gidip sanayi işletmesine gidebiliyor, gezebiliyor. Orada bazı öneriler geliştirebiliyor. Bunu hedefliyoruz. Aynı zamanda bir sanayici de ya ben şu üniversiteye gideyim, hocamın bir kahvesini içeyim diyor. Aslında dostluk gelişince oradan birçok şey başlıyor. Güven de artıyor birbirine. Ya insanların işleri biraz kendi özeli gibi, pardon be. Yani biraz daha açık olunabilir. Mesela bizim organize sanayi bölgemizde model fabrikamız var. Evet. Biliyorsunuz. Yani evet. şimdi model fabrikada bir gidilse, orayı bir görülse, yani kendi işletmesinde burada uzman arkadaşlarımız var. Bir açsın yani nerede bir verim arttırabiliriz? Nerede bir evet. işte işletme maliyetini düşürebiliriz noktasında bir çalışma yapsalar yani bir uzman görüşüyle evet. daha hani faydalı olur. Tabii. Bir yerde hocalarımız da aynı şekilde bu tarz projeleri ele alsalar, hani belki kendilerinin bir fikri vardır. Belki hocalarımızla biraz sohbet ettiğinde hocamızın bir fikri olacak. Bir yerde üretim başlayacak yani. Kesinlikle. Tabii mesela şu an Mersin'de Metesoro'nun bildiğim kadarıyla da 17 bin civarında üyesi var. Belki evet, daha fazla. Daha fazla. Bunun içerisinde herhalde ağırlıklı tabii ticaret ve hizmet sektörüdür ama herhalde 2 bin civarında da sanayici var bildiğim kadarıyla. Bir anket yapsak bu 2 bin sanayicimiz acaba kaçı gidip model fabrikayı görmüştü diye herhalde %10'larda falan kalırız diye vallahi tahmin ediyorum. %10'la biraz altında olabilir. Evet. Buradan o zaman bütün sanayicilere davet edelim. Gerçekten muhakkak. Organizedeki şeyi ziyaret etsinler. Bir randevu falan almaya gerek var mı yoksa böyle çat kapı gidebilirler mi? Çat kapı da gidebilirler. Evet. Randevu alsalar daha evet, sağlıklı olur. Tamam. En azından hani yetkililer orada mı ilgilenebilirler. Evet. İlgilensinler diye. Evet. Tabii yine istediği zaman her zaman bizim kapımız açık. Evet. Orada da yetkili personelimiz de var. Muhakkak da bekleriz sanayici. Hatta işletme sahipleri de olsun, mühendisleri de olsun. Orada hepsinin öğreneceği birçok şey var bence. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Evet, sevgili başkanım, Mersin'de bir limanımız var. Çok önemli, buna bahsettik ama zaman zaman da kısmi ilavelerle özellikle en son dönemde bir Atatürk Parkı'nda katalım, büyütelim diye bir çalışma var. Fakat bunlar aslında orta vadede ihtiyaçlara cevap vermeyecek gibi görünüyor ve onun için bir ana konteyner limanı ihtiyacından bahsediliyor. Bu konuda da biliyorsunuz kentin bazı sıkıntıları oldu. Daha önce Mersin diye geçerken 11. Kalkınma Planı'nda bu kaldırıldı ve Doğu Akdeniz'de bir liman diye geçti. Ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Bey'in bir önerisiyle tekrar bunun Mersin olacağı konusunda bir sözlü taahhüt alındı. Bu konuda sizde daha farklı güncel bir bilgi var mı? Şimdi Mersin'imizin özetle ikinci bir limana kesinlikle ihtiyacı var. Şimdi ne açıdan ihtiyacı var? Bizim Mersin'imizde bir limanımız Türkiye'nin en büyük limanı. Artık yaptığı işlem sayısıyla da bir numaraya çıktı. Şimdi biz şehir olarak hem büyüyoruz, diğer bizim hizmet verdiğimiz işte Kayseri'si, Konya'sı, işte Karaman'ı, işte efendim söyleyeyim Adana'sı, oradaki
firmalarımız da büyüyor. Dolayısıyla limana olan ihtiyaç gün be gün artmayla devam ediyor. Biz yakın zamanda biliyorsunuz İskenderun limanında limanlarında daha hızlı faaliyete geçmesiyle beraber Mersin'imiz aslında birçok yükü kaybetti. Limanımız tam anlamıyla servis veremediği için bir yerde de fiyat tarifesinin İskenderun'daki limanlara kıyasla daha yüksek kalmaz. Doğru. Şimdi ikinci bir liman olursa rekabet artar. İkinci bir liman olursa kalite tabii rekabetin olduğu yerde kalite oluyor. İşte fiyatlar bir yerde hani makul seviyelere gelecek. Bu bizim için hem bölgenin sanayicisi için hem Mersin'le beraber çalışan şehir dışındaki yani Mersin dışındaki firmalar için çok kıymetli. Ve Mersin gelişmesi anlamında da çok önemli bir adım. Çünkü Mersin yapan diyoruz ki liman. O zaman bu limanın kalitesini tamam bu arkadaşlar zaten kendi ellerinden geleni yapıyorlar. Hani evet. Büyüttüler, biraz daha büyütmek istiyorlar. Orada Atatürk Parkı kısmı biraz hani farklı bir durum. Onun tartışmalı biraz. Tartışmalı. Ben hani liman yetkilileriyle görüştüğümde bizim diyor Atatürk Parkı ile de bir alakamız yok. Denize doğru büyüyoruz diyorlar. Yani onda bir öyle, orada ben tam olarak konuyu da hani çok fazla detaya da girmek istemiyorum ama onlar da kendince haklı bir açıklaması da var. Yatırımları yapsınlar, yapmaya devam etsinler ama bizim memleketimiz hızlı büyüyen bir memleket. Kesinlikle. İş kayıplarımız da ortada. İskenderun'a da ciddi anlamda iş kaybımız oldu. Fiyat tarifelerini düşürmek, iş potansiyelimizi arttırmak, Mersin'imizi daha güçlendirmek için bizim bu limana ihtiyacımız var. Ha, bu evet. Limanın lokasyonu da çok önemli Ferdun Bey. Tabii. Hani bu liman mevcut limanın yanında olacaksa ya da önünde olacaksa bu işin altyapısı var. Yani tabii. Biz bunu biliyorsunuz. Bu şehrin belli bir yolu var. Ha, ben diyorum ki biraz daha hani kazanmaya taraf o bölgelerde olursa hem bizim yeni oluşturduğumuz organize sanayi bölgelerine hizmeti kolay olur. Trafiği rahatlatırız. Aynı zamanda işlevselliği de artar ki birazdan da bahsedeceğiz. Bu lojistik köyle alakalı bağlantı noktasında daha rahat hareket edebileceğimiz bir süreç başlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Zaten bir de biliyorsunuz şimdi Çukurova Uluslararası Havalimanımız yapılıyor. İnşallah yıl sonuna kadar yetişecek. İnşallah. Ona da yakın olasın. Söylediğiniz şekilde olursa tabii o etütlerin yapılması lazım. Yani onunla ilgili de başka yerle ilgili de çalışmalar yapıldı. Yani limanla ilgili en optimum bir yer neresiyse mutlaka orayı bulacaklardır. Olması gerekiyor. Yani evet. Şimdi Mersin merkezindeki o yoğunluğu bir yerde rahatlatmamız lazım. Evet. Aslında onunla ilgili biliyorsunuz mesela arada sohbet ettik ya mesela İspanya'da, Almanya'da lojistik konusunda çok farklı köyler var. Mesela 25'e yakın lojistik köy var İspanya'da. İtalya'da yine öyle, Almanya'da yine öyle. Ben birkaçını gezme şansım da oldu. Şimdi orada şu anki, diyelim ki yeni bir liman alternatifimiz olmadı, yapamadık. Şu anki limanın aslında biliyorsunuz tıkanmasının temel nedeni elleşleme işlemleri limanın sahasında yapılıyor. Normalde dünyada limanların işleyişini incelediğinizde çoğunlukla limana konteyner iner, oradan hemen direkt lojistik köye taşınır. Bütün operasyon orada yapılır. Bizde o operasyonun çoğu limanda yapıldığı için orada bir tıkanıklık var. Dolayısıyla işte bir sürü gemiler dışarıda bekliyor çoğu zaman. Yani yeterince hizmet alamıyorlar ve gecikiyorlar. Lojistik köy yapıldığı zaman lojistik köyün içerisinde biliyorsunuz gümrük var, elleşleme sahaları var, antrepolar var, banka var, tır parkları var. Bütün operasyon tamir bölümleri falan var. Dolayısıyla her şey orada. Dolayısıyla liman nefes alacak. Limana gelen bir gemi yükünü indirdiği anda hemen vagonla direkt şeye taşınacak. Lojistik bölge. Dolayısıyla, lojistik köye. Evet, dolayısıyla zaten bunun lojistik master planı da yapılmıştı daha önce 2011 yılında. Sizlerin de büyük katkısı var. Sağ olun. Yani o yüzden de ayrıca tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Fakat daha sonra bu konu biraz duraksadı. RİS'in bir türevi aslında biliyorsunuz o bahsetmiş olduğum 3 tane platformdan bir tanesi lojistik platformu. Geçen bir toplantıda Sayın Valimiz bahsetti. Önceki valimiz. Şu an Diyarbakır Valisi olan Ali İhsan Su Valimiz. Dedi ki ya bu lojistik köy konusunda ben bir hatırlatma yaptım. Konuya sahip çıktı candan. Dedi ki Mersin'de yapamadığım tek şey bu dedi. Lojistik köyü hayata geçiremedik dedi. Orada görevlendirme yaptı. Onlar bir çalışmaya başladılar. Bence siz de bu konuda olaya biraz sahip çıkarsanız çok memnun Tabii oluruz. Tabii kesinlikle. Bizim de istediğimiz o. Ferdun Bey. Yani şimdi lojistik şehrindeyiz. Lojistiğin daha çok ön planda olduğu bir şehirdeyiz. Daha doğrusu sadece lojistikle sınırlandırmayalım Mersin'imiz. Tabii. Çok kıymetli. Evet. Turizmiyle, tarımıyla.
Dolayısıyla bunu daha geliştirmek adına lojistik köy olarak tabir ettiğimiz bir kümelenmeye de ihtiyacımız var. Orada diğer şehirlere daha rahat hizmet verebilmek adına Mersin'imizin trafik yoğunluğunu azaltmak adına özellikle demiryolu bağlantılı aktif bir sürece de ihtiyacımız var. İnşallah bu konuda da dediğiniz gibi önemli adımlar atılır. Şehrimize önemli bir katkıda bulunmuş olurlar. İnşallah. Bu konuda özellikle yeni valimiz şehrimize hoş geldi diyelim, değil mi? Evet, Sayın Ali Hamza Pehlivan. Sayın valimizin de aslında bu konuda sanıyorum bir önceki valimizden bir devir almıştır bu konuda gerekli bilgileri. Onu da bu konuda bilgilendirmek lazım. Çünkü benim gözlediğim şey şu, daha önce Sayın Lütfi Bakanımızla da görüşmüştüm. Yani mesela bir lojistik plan hazırlanmış olmasına rağmen, lojistik köyle ilgili bu kentte bir kısmen de olsa bir sahiplenme olmasına rağmen bazen karar vericilerin bu konuda yeterince bilgisi olmadığını gördüm ben. Yani onların da bu konuda hafızalarını canlı tutmak lazım. Bir de bu arada bilginiz olsun diye söyleyeyim, en son Türkiye çapında bir lojistik master plan çalışması yapıldı. Evet. Ekip içerisinde Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocam da var. O çalışma bittikten sonra Türkiye'nin nerelerinde lojistik köy yapılacak belli olacak. Mersin de bunlardan bir tanesi. O zaman yani kentin karar vericilerinin buna sahip çıkması lazım. Siz de bu konuda göre... ev ödevimizi aldık diye. Evet, tamam. Peki, çok teşekkür ederim hassasiyetinize. Sağ olun. Evet sevgili başkanım, sizin tabii sivil toplum kuruluşlarında bayağı görevleriniz var ve bu en son seçimde de AKİP'te bahsetmiş olduğumuz bu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği'nin başkanı seçildiniz. Evet. Tabii öncelikle bu genç yaşta seçildiğinden dolayı sizi kutluyorum. Yani herhalde çok şu an AKİP'in tarihinde bu yaşta başkan seçilen başka kimse var mı? Yani olabilir belki ama şu an mevcut seçilenler arasında en genci. Evet. Peki biraz bu seçim sürecini paylaşmak ister misiniz? Nasıl yapıldı, nasıl geçti, yönetimde kimler var ve sizin başkan olduğunuz birliğin yönetim kurulunu biraz tanıtmak ister misiniz? Ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi biz yaklaşık işte Nisan ayında seçimimiz oldu. O zamandan beri faaliyetlerimize başladık. Seçim sürecini yaklaşık 2 aylık bir süreçti bizim için. Çok nezih bir şekilde başladık, nezih bir şekilde de bitirdik. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü biz sektörümüzün paydaşlarıyla bu konuyu arz ederken biz niyetimiz hep birdi. Yani onların da, rakiplerinin de aynı şekilde bizlerin de istekleri bir. Ve sadece bunu bir yerde faaliyetin icrasını gösterecek olan kişiler ayrıydı. Şu anda da yine el birliğiyle biz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bizim için de çok özel bir şey. Onu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim Akdeniz İlacatçılar Birliği'nde biliyorsunuz 8 tane birlik var. 8 birliğin faaliyet konuları, sektörleri ayrı. Biz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri birliğini temsilen buradayız. 2021 yılında yaklaşık 1.57 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Birliğimizin içerisinde faaliyet gösteren sektörleri şöyle kısaca şey yapayım. İşte bakliyat, makarna, yağ, işte zeytinyağı, un, nişasta, şekerli mamuller, işte bisküvi, gofret ihracatçılarının olduğu, kuru yemiş sektörünün olduğu ve bunun gibi bir benzer kuru meyvelerin olduğu ihracatçıları temsil eden. Kaç üye var? 2032 üyemiz var. Bayağı büyükmüş hani. Evet. Evet. Hangi illeri kapsıyor? Karaman, Mersin, Adana. Hatay, Kayseri. Kayseri, evet. Bayağı geniş bir bölgeymiş. 5 tane il. Aslında evet. Yani bu sadece bu illerle sınırlı kalmıyoruz. Yani burada şubesi olan, bu bölgede şubesi olan ihracatçılarımız aynı zamanda bizim birliğimiz üzerinden de ihracatlarını gerçekleştirebiliyorlar. Anladım. Biz burada 2000 üyemize hizmet ederken onların ihracatlarını arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu yapacağımız işte fuar çalışmaları olsun, işte ihracatçılarımızı tanıtım faaliyetlerimiz olsun, onların sorunlarına çözüm bulmak olsun. Bunun gibi ihracatımızın önünü açabilecek faaliyetlerin yapıldığı bir alan. Aynı zamanda biliyorsunuz ihracatınızı yaparken ihracatçılar birliği üzerinden yapmanız gerekiyor. Orada da ayrı bir faaliyetlerimiz var. Evet. Devlet teşviklerimiz var.
Bunları da ilacatçımızla süreçleri paylaşıyoruz. Bizim Ahbip olarak geçiyor aslında. Onun, evet. Bizim birliği anlatırken Ahbip üzerinden gidiyoruz. Ahbip'le beraber Türkiye'de 6 tane, yani toplamda 6 tane hububat bakliyat sektörü var. Toplamda 9.15 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Hı-hı. Biliyorsunuz geçen sene biz 225 milyar dolarla Türkiye'de TİM'in ihracat rekoru kırarak sonuçlandırmıştık 2021'i. Toplamda Türkiye'de 101 bin ihracatçımız var. Bunun 2000 tane üyesi bizim Ahbip üyesi olarak geçiyor. Bu bizim Ahbip'in de özellikle bir numaralı ihracat kalemi de bakliyat. Bakliyatta da en fazla ihracatı kırmızı mercimek ürününe yapıyoruz. İkinci ürünümüz pastacılık ürünler ve şeker ve şekerli mamulelerle devam ediyor. Evet. En fazla ihracat yaptığımız ülkemiz Irak. Geçen sene 308 milyon dolarlık ihracat payıyla %19 bir ihracat payı olmuş Ahbip'te. Sonra işte Suriye ve Yemen'le devam ediyor. Biz toplamda 188 ülkeye ihracat yapmışız geçen sene. Bunun 150 tane ülkesinde de ihracatımızı arttırmışız. Çok güzel. Yani ihracatımız artarak devam ediyor. Akibinde toplamda 20.944 tane ihracatçısı var. İşte az önce bahsettiğim gibi 2031 üyesi de bizim Ahbip'e bağlı. Evet. Sevgili başkanım, canlı yayında program çok hızlı geçer zaman. Öyle. Yaklaşık 7 dakikamız kaldı. Bunu da çok efektif değerlendirelim. Gayet güzel gidiyoruz. Birkaç soru sormak istiyorum. Özel sorular bunlar. Bir tanesi, gençlerimizin %78'i yurt dışına gidip orada yaşamak istediğini söylüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani şimdi bu %78'lik rakam nasıl çıkmış tam bilmiyorum. Anketlerde herhalde. Bir istatistik var. Evet, evet. Evet. Yani aslında benim çevremde o kadar fazla yoğunluk da yok Ferdin Bey. Tabii gençlerimiz daha iyi iş fırsatlarını yakalama çabasında. Tabii. Biraz daha rahat kazanmak istiyorlar. Yani çok fazla, ya benim gördüğüm kadarıyla tabii söyleyeyim, tamamını söylemiyorum. Özellikle bu yurt dışına gitmek isteyenler için daha efektif çalışıp daha yurt dışında, özellikle diyorsunuz Avrupa'da dolar kurunun, euro kurunun da yükselmesiyle aradaki şey de biraz makas da açıldı. Biraz daha cazibesi de arttı bir yerde. Ülkemiz gençlerinin Türkiye'deki işte iş fırsatlarını iyi değerlendirip ülkemiz içerisinde kalması bizim için çok daha kıymetlidir. Yurt dışından daha iyi gibi gözükebilir belki penceresinden ama ülkemizdeki yaşam daha iyi olabilecek sürece biz bu şey el birliğiyle bunu yapabiliriz Ferdin Bey. Yani evet. Ya burası iyi değil deyip yani kendi gidersek. Penceresinde gidersek bu işler olmaz. Tabii. El birliğiyle düzelteceğiz. Eğer bir sorun varsa, bir sorun görülüyorsa bunu el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Hani evet. Bırakıp havlu atıp gitmek de olmaz bu işler. Evet. Yani kalalım mücadele edelim diyorsunuz haklı olarak. Yani bu şekilde olur Ferdin Bey. Yani evet. Biz kendi gençlerimize diyebilir miyiz? Yani sen tamam hadi yurt dışına Düşün. Git. Orada evet. Daha iyi iş fırsatları var. Böyle bir şey düşünmemiz bir yanlış. Belki eğitim için gidip dönüş olabilir. Kesinlikle. O. Eğitim kendini geliştirmek için gitmek isteyen evet. illaki vatandaşlarımız olur. Hani onlar biz de gittik yani geldik sonuçta. Ama burada çalışmak, buraya emek vermek, el birliğiyle biz bu işi daha iyi yerlere getirmek vizyonu olursa başarı zaten o vizyonu olan adamda kesinlikle olur. Gelir diyorsunuz. Evet. Yani ama daha hemen bırakayım gideyim olursa başarı da evet. bir yerde düşebilir. Çok kısa cevap alayım lütfen. Kadınların Türkiye'deki iş yaşamında etkin rol alması yeterli görüyor musunuz? Ya da bu konuda bir öneriniz var mı? Artarak devam ediyor. Diyor. STK'larda olsun, bizim kendi çalışma alanlarımız olsun. Akademik dünyada da öyle. Akademik evet. dünyada da herkese artarak gitmesi beni mutlu ediyor. Evet. Daha da artması mı lazım? Evet, daha çok artması lazım. Kadın eli değilsin her şeye. Kesinlikle. Değil mi? Evet, bizim peki. için çok kıymetli. Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yurt dışında gördünüz.
Bazı eksiklerimiz var mutlaka. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Nasıl daha iyi bir eğitim sistemi kurabiliriz? Yani şimdi eğitimle alakalı biliyorsunuz biz sürekli böyle bir modernizasyona da giriliyor yani bir yerde. Evet. Geliştirilmesi gereken bir süreç. Tamam. Alan. Benim çok alanım değil. Hani çok fazla da detay evet. vermek istemiyorum ama ben kendi şahsi olarak bence çok geliştirilmesi gereken alanlar var. Alanları var. Biraz kafa yormak lazım. Biraz ama, kafa yormak gerekiyor. Tabii. Belki de işte Avrupa'daki, Amerika'daki eğitim sistemlerini de inceleyip Türkiye'ye en uygun olan modeli almak lazım belki. Mesela Finlandiya için çok iyi diyorlar. Singapur için çok iyi diyorlar eğitim sistemi olarak. Yani çocukların öğrenilen bilgiyi daha çok pratik hayat içinde öğrenmesi. Evet kesinlikle öğrenmesi ben lazım. De onu söyleyecektim. Daha yaşayarak öğrenmesi lazım. Evet öğrenmesi Finlandiya lazım. Öyle yapıyor mesela. Yani ben bunu Türk ülkemizde hani kağıt üzerinde okumak tamam önemli öğretmenlerimiz sağ olsun ellerinden gelenleri yapıyorlar ama bunu pratikte yaşatmak başka bir şey. Başka bir şey. Daha tabii. farklı algılanıyor. Tabii. Daha hızlı öğreniliyor. O yüzden bence önemli. Bir de tabii biliyorsunuz geliştirilmesi gerekiyor. Bir alan. Mesela lise ve üniversitedeki stajları ben çok önemsiyorum ama gençlerin birçoğu hatta bazen bazı kurumlar o stajlere çok ilgisiz davranıyor. Aslında staj dönemi çok önemli değil mi? Çünkü çocukların, gençlerin hayata hazırlanması için, iş hayatına hazırlanması için staja çok önem verilmesi lazım. Evet. Siz ne diyorsunuz bu stajlar konusunda? Bizim biliyorsunuz organize sanayi bölgemizde sağ olsun Sabri Başkanım'ın çok büyük emeği var. Meslek lisemiz var. Evet. Orada biz tüm sanayiciler kapılarını öğrencilere açmış staj imkanı veriyor. Ben çalışma hayatının illa üniversite bitsin, öyle gitsin staja değil. Bunu kesinlikle katılmıyorum. Çalışma hayatı çok daha erken başlaması lazım. Evet. Ülkemizde bak çok çalışkan bir millete sahibiz. Yani dünyaya bir kıyasladığınız zaman Orta Doğu'yla, işte Avrupa'yla yani Rusya'yla ciddi falan. Ciddi çalışkan bir ülkeyiz. Evet. Ama yeni gelen genç nesil biraz geç başlıyor işe. Evet. Bunu biraz daha erken almamız lazım. Yani bu stajlarla yani bize çırak mantığı vardı. Yani evet. O niye biz bu mantığı tabii. unutuyoruz? Tabii tabii. Yani değil mi? Tabii. Yani bu çıraklığı bizim tekrar gündemimize alıp bununla ilgili de hukuki altyapısını da oluşturmak lazım. Yani evet. bunun acaba ben 18 yaşından bir çocuğu yani küçük birini çalıştırırsam hani yanlış mı olur gibisinden. Belki tedbirler alınarak yapılabilir. Yani bunu bence hukuki altyapısı da olursa insanlar daha rahat. Hani çıraklık mevzusunu evet. bir gündemimize almamız lazım. Evet bence de katılıyorum. Evet, son bir soru. Siz Ticaret Bakanı olsanız, dış ticaretten de sorumlu olsanız, Türkiye'de ihracatı arttırmak için neler yapmayı planlarsınız? Ya Ferdin abi sen çok zor sorular soruyorsun. Beni Ticaret Bakanı yapma. bu soruyu ben es geçmek istiyorum müsaaden olursa. Aslında doğru buradaki mu? Kastım şuydu. Mesela insanların farklı fikirleri oluyor. Mesela inovasyon dedik ya. Şimdi sizin bir genç iş adamı olarak artı birçok da sivil toplum örgütünde, meslek örgütünde görevleriniz var. Yani baktığınızda... Benim bir projem vardı. Ondan bahsedeyim o zaman olur. Kısaca. Aslında bu proje benim projem diyorum ama ben uzun zamandır, çok uzun zaman önce söylemiştim bu konuyu. Biliyorsunuz ülkemizde sanayi artıyor bir yerde ama çok hızlı artarken bir yerde de atıl sanayi de oluşabiliyor. Yani örnek veriyorum... Kapasiteyi kullanamıyoruz kapasitenin aslında. Fazlası... Oluşuyor. Evet. Yani bir yatırımcı diyelim ki ben bugün un fabrikası yapmak istiyorum. Evet, un fabrikası yapmak istiyorsun. Hemen gidiyorsun, makinalarını alıyorsun, kapasite raporunu alıyorsun, üretime başlıyorsun. Kimse sana ya niye un fabrikası yapıyorsun? Un fabrikası yapmana gerek yok. Bu ihtiyaç fazlası. İhtiyaç fazlasıdır. Gel sen bunun yerine şöyle bir başka bir alanda yatırım. Başka bir alanda yatırım. Planlama yok yani. Şimdi ben diyorum ki üretimi, daha doğrusu sanayi lisans altına bağlayalım. Hani planlayalım diyorsunuz yani. Lisansa bağlı olsun. Evet. Kontrollü gidelim. Yani biz burada şu an işte bakliyat sanayimiz var. Değil mi? Bulgur fabrikamız var. Bulgur bunu lisanslayalım. İhtiyaç var mı? Evet. Türkiye İhracat Ticaret Bakanlığı diyor ki evet ihracat oluyor. Biz buna bir daha izin verelim. Evet. Tekrar lisans alsın. Eğer ben illa bir un fabrikası kuracaksam, bunda da yeteri kadar bir şey varsa, o zaman varsa satmak isteyen lisansını evet. satın alsın. Çok mantıklı, evet. Çok mantıklı. Yani bu ilk önce sanayide lisanslama modeli, yani üretime
lisans üretim modeli diyorum ben buna. Hı hı. Bu şekilde başlayıp sonrasında aynısını bizim hani şehir içinde de işte bir kuyum dükkanı mı açmak istiyorsunuz? Kuyumculuk mu yapmak istiyorsunuz? Varsa ihtiyaç izin verirsin. Hı hı. Petrol mü açmak istiyorsunuz? Bir petrol istasyonu mu açmak istiyorsunuz? Ya yine onlarda yine lisans var bir yerde ama yine hakeza yani kuaförler, eczaneler, mesela eczaneler lisanslı, ciğerciler, daha kontrollü. Ciğerciler de çok fazla. Ciğerciler. Yani aslında Türkiye'de her şeyin enflasyonu var aslında baktığınızda. Burada kontrolü gidilirse, olmayan alanlara yönlendirilirse, hem yaptığın işin faydasını görürsün. Tabii. Bir emeğin var. Evet. Bu emeğin karşılığında buranın bir değeri olacak. Lisansı olduğu zaman tabii, bir değeri olacak. Tabii. Avrupa'da böyle mesela. Diyelim ki siz bir semtte yaşayan insan sayısına göre eczane açma sayısı var. Diyelim ki bu semtte 9 tane eczane. 10.sunu açamazsınız. Türkiye'de eczaneler için bunu yapmışlar. Bakın. Lisanslı olan şeyleri söylüyorum. Sektörler. Nişasta lisanslıdır. Hı hı. Şeker fabrikaları lisanslı. Kafanıza göre açamazsınız. Eczane lisanslıdır. Hı hı. Ben diyorum ki bunu bütün alanlarda yapalım. Kesinlikle. İşte planlama diyorsunuz yani. Üretimi de planlayalım, yatırımı da planlayalım diyorsunuz. Planlı yapılan evet, işten bereket çıkar. Kesinlikle. Plansız olduğu zaman kesinlikle sorunlar, sıkıntılar her zaman devam eder. Aslında bu hükümet döneminde daha önce hiçbir hükümetin yapmadığı tabandan yukarıya doğru bir planlama çalışması yapıldı ve 11. Kalkınma Planı böyle hazırlandı biliyor musunuz? Yani evet, bütün sektörden insanlar çağrıldı Ankara'ya. Günlerce çalışmalar yapıldı ve çok ciddi bir altyapı oluştu. Onu eğer pratiğe uygulayabilirsek Türkiye o konuda bir hamle yapar aslında. İşte iletişim Feridun Bey, iletişim ne kadar fazla olursa, insanlar ne kadar çok dinlenirse ortak akıl egemen olur. Ortak akılda da başarı ortaya çıkar. Evet, çok doğru. Bir de son bir soru. Şimdi mesela aile şirketlerinin kurumsallaşması konusunda biz çalışmalar yapıyoruz. Birinci kuşaktan ikinci kuşağa devir. Ve tabii bu çerçevede aile anayasasının hazırlanması, aile meclisinin hazırlanması, bunları ben çok önemsiyorum. Siz bir iş insanı olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Çünkü Türkiye'de işletmelerin %80'i 5. yılını göremeden kapanıyor, %16'sı da 2. 5 yılda kapanıyor. Yaşayan işletme sayısı, 10. yılını gören işletme sayısı sadece %4. Yani Türkiye şu an şirket enkazına dönmüş durumda ve uzun yıllardır böyle. Bütün sektörlerin ortalamasını söylüyorum. Evet. Kurumsallaşmaya bir iş insanı olarak nasıl bakıyorsunuz? Ben de dünya genelini söyleyeyim size. Dünyadaki şirketlerin %85'i aile şirketi. Doğru. Yani bu ilk kurucu anlamında söylüyorum. Tabii. İkinci jenerasyona geçerken bu oran %15'e düşüyor. Evet. Üçüncü jenerasyonu görme fırsatı %3'e nasip oluyor. Evet. Şimdi neden bu oran böyle hızlı düşüyor diye sorarsanız aslında herkesin problemleri, ailelerinde yaşadığı problemler aynı. Aşağı yukarı aynı, evet. Aşağı, yani bugün ben kendi ailemde yaşadığım problemleri size anlatsam, siz de edersiniz, aynısını ben de yaşıyorum. Evet. Bir gün babamla beraber bir aile şirketi ile alakalı bir toplantı yani, konferansa katılmıştık. Orada işte konuşuyor, hoca konuşuyor. Babam diyor aynı bizi anlatıyor. Yani yine aynı hesap. Yani burada yaşanan problemlere karşı proaktif olunursa, evet, bununla ilgili tedbirler alınırsa aynı problemleri yaşamadan ikinci ve üçüncü nesillere devir olur. Devir ol, yani tabii bir yerde de şirketin de para kazanması tabii lazım. Ki, tabii ki. Devir etme fırsatınız olur. Tabii. Ama bunlara biraz gözünüz kapalı giderseniz, bu problemlere karşı proaktif olmazsanız, bu sefer bir bakıyorsunuz sorun yaşamış, sorun büyümüş, artık kurtaracak bir yeri kalmamış. Tabii, kangren olmuş yani. Evet. Yani o yüzden bu işe aile şirketlerin yöneticisi, lideri diyecek ki ben bu işte ne sorunlar var çıkartacak, tek tek yazacak, kendisi yaşamaması için tüm tedbirlerini alacak. Ha bunu aile anayasasına bağlayabilir. Şimdi aile anayasasının hukuki bir bağlayıcılığı olmamasıyla beraber, tabii, ama aile içerisinde bir eğer düzen, saygı varsa tabii, o düzen çerçevesinde en azından ne yapılacaksa yazılmıştır. Tabii. Ailedeki diğer bir birey der ki şimdi sen yazmışsın zamanında niye o zaman uygulanmıyorsun? Gibi, evet. Onun gibi aile anayasası çok kıymetli, çok değerli. Hukuki bağlayıcılığı olan süreçler de var ayrı. Tabii yine ki. Onu siz daha tabii iyi bilirsiniz. Tabii. Onlarla beraber olsa daha hani tabii uzun vadeli olur. Siz o zaman iş insanlarının profesyonel yönetim danışmanı desteği almalarını tavsiye ediyorsunuz. Sizi de aramalarını tavsiye ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Feridun evet Bey, çok gerçekten sağ olun. Gerçekten güzel bir programdı. Programımızın bugünkü konuğu Veysel Memiş'ti.
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçılar birlik başkanıydı. Genç bir başkan, genç bir iş insanı ve kendini sürekli eğitimle geliştirmeye çalışan ve ikinci nesil bir iş insanı. Kendisine bundan sonraki iş ve sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Son sözlerini alıp programı kapatalım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Kapılarınızı açtınız. Ben de çok memnun oldum. İnşallah ilerleyen dönemlerde tekrar konuşma fırsatımız da olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilere de çok teşekkür ediyorum bizleri dinlediği için. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, programımızın tekrarı Sun TV'de yarın saat 16'da olacak. Ben de hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Yeni bir programda haftaya salı günü görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.